Bu şimdi buranın bir miktar sonra Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel cinsiyet eşitsizliği raporu, dünya genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için önümüzde tam 132 yıl olduğunu söylüyor. Uzun bir yol var. Bugünlere de uzun bir yoldan geldik. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde kadınlar adına kazanımlarımızı korumak ve ileri taşımak gerçekten çok değerli ve çok önemli. Ülkemizin nüfusunun neredeyse yarısını kadınlar oluşturmakta. Kadınların iş gücüne katılım oranları maalesef ki arzu ettiğimiz oranlarda değil. TÜİK verilerine göre 2022 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı %35.1 olarak gerçekleşmiş durumda. Geçtiğimiz yıl ise kadınların istihdama katılımı %34.4 olarak gerçekleşti. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda artan oranda iş yaşamı ve sanayide kadınlarımız görev alacak ve kalkınmada taşıyıcı güç olacaktır. Kadın Girişimcilik Ofisi ile Kütahya'da iş gücüne katılmak isteyen, girişimcilik fikri olan kadınlara danışmanlık vereceğiz. Girişimci kadınların doğru iş kollarına, faydalı hibe ve desteklere yönlendirerek onlara bu yolculukta yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı ile iş dünyasında önemli rollerde temsil edilmeleri, sosyal hayatta da kadınların güçlenmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor. Burada yanılgıya düşmemek gerek ki, kadınları desteklemekle aslında bir hayır işi yapıyor olmuyoruz. Tam tersine bugün iş gücünde var olmadıkları için büyük bir kayıp olan pek çok iyi fikir ve yeteneğin ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz. Bu kadın girişimciler için olduğu kadar ülkemizin kalkınması için de çok büyük bir kazançtır. Buradan Kütahya özeline dönersek. İşkur verilerine göre 2022 yılında 15-64 yaş arası çalışabilir nüfus merkez ve ilçeler olarak toplam 400 bin kişi. Çalışabilir nüfusun %40'ı aktif sigortalı, 160 bin kişi yani. Aktif sigortalıların yaklaşık %12'si kendi adına çalışan ya da girişimci olarak nitelendirdiğimiz grubu oluşturuyor. Yani 19 bin kişi civarında. Kendi adına çalışan grubunda %28'i kadın. Kütahya Ticaret Sanayi Odası olarak kadınlar için önemli hedefler koyduk. Stratejik planımızda kadın istihdamını 2026 yılına kadar %40'a çıkarma hedefini açıklamıştık. Tabii bu bizim tek başımıza yapacağımız bir konu değil ama biz burada öncülük yapacağız, ön alacağız.